Ben Uğur the Ruined falan diye direkt oyundaki şeyden. Oyun oynadıktan sonra böyle oluyor. Ben de Shifu Maho. Gerçekten mi? Yine böyle bir açılış yaptık. Hadi kendimizi tanıtalım. Sen kimsin sen? Sen kimsin? Bu insan kim? Bu yakışıklı yüz kime ait? Anladın mı? Bu parlayan gözler neye bakıyor? Hangi geleceğe bakıyor? Bunları istiyoruz biz. Utandı. Şey olarak. Uğur. Ben. Bu kadar. Ben Uğur. Bu hafta hayatımdaki birçok işimi engelleyecek derecede Elden Ring oynadım. Kötücülü bir ruhu yoktu, bir şey yoktu, bir durumu yoktu ama bunu gittim kestim anladın mı? Şey yaptım burada bu şerefsizliği yapan ben. Ya seni görür görmez saldırıyor ama. Evet o da bir ama mezarlıktan çıkıyorsun ne bileyim yani. O şey değil mi yani bir, ben de mezarlıktan çıkan böyle birini görsem ben de saldırırım herhalde yani. Şey böyle sikirip lan. Warrior'a verdikleri bir tane kılıç vardı. O basit kılıç. Onu değiştirmeden üzerine basa basa gidiyorum böyle. Keşif yapıyorum. Smiting Stone'ları falan topluyorum ilerliyorum. Şu an artı 13 mü? Artı 14 galiba. Kaça kadar gidiyor o? Artı 18'e kadar gidiyor abi. Benim kılıçım. Valla ben oyunun başındaki kılıçla devam ediyorum. Oyunun sonunda o kılıçla gideceğim ve o kılıçla evleneceğim galiba en sonunda. Acına da at çağıramıyorsun değil mi? Yok at çağıramıyorsun ama ben koşa koşa gidebiliyorsun. Aynen. Hayvan gibi stamina yapıp. Ya çok sevdim seni yaptığı gibi. Şöyle, bura bura gidiyorum. İşte biraz ilerledim, yürüyerek ilerliyordum. Yukarıdan devasa bir şey güm diye önüme düştü. Falan diye saldırmaya başladı. Oradan oklar muklar kaleye falan geliyor. Dedim okey ben buraya geçemeyeceğim bari biraz daha keşfedeyim falan. Biraz böyle takıldıktan sonra dedim oha benim atım vardı. Sonra atı aldım, oradan yardırarak gittim zaten muhtemelen yapmak istedikleri tasarım da atını sana hatırlatıp oradan koştur koştur demek. Ben orada ilerlerken kalenin kapısına dedim ki yukarıdan biri bana el sallıyor. Dedim ki abi ne haber iyidir abi görüşürüz ben hiç girmedim oraya bulaşmadım. O zaman ben bir itirafta bulunmak istiyorum. Dümdüz mü geçtin sen? Ben atı çağırmayı bilmiyordum bir noktaya kadar. o yerde o seni kovaldıkları yerde. Ben koşa koşa koşmaya çalışıyorum. Üçünden bir son bir şey geliyor. Böyle Türk yerli komedi filmi gibi bir şey falan bir an yaşıyorum. Ben kaçtım yani. Ben de al bunu kes diye veriyorlar diye zannediyordum. Kaç farklı noktada? Hayır ya hayır neden? Hani neden diye sordunuz. Öldüğünüz zaman demiyorum da hani böyle bir... Neden şimdi bu oldu? Abi bunu ilk şey söylediğim dediniz. Yeri söyleyebilirim. Çok kez bunu söyledim ve keçilerin yuvarlanarak gittiğini görünce bunu söyledim. Abi, onun için YouTube'da bir tane video gördüm. Benim işle ilgili bir şey söylemeyeceksin. Buraya kes Serdar, buraya kes. İlerliyorsun, keşif yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Tamam, ben rastgele donuyorum, ediyorum. Aa diyorum, bu ne güzel falan böyle çiçeği kopardım. Sonra geriden epik bir müzik çaldı. Bakıyorum bütün çıkışlar kapanmış. şu kadar cam barı var falan diyorum içinde. Nerede buldun bu kılıcı? Spoiler vermem bunu söyle. El altında kağıtla yazıyorlar. Kılıcın adresi burada gidin falan. O kampı temizledim zar zor. Sonra dedim ki dedim artık bu kurtları da keselim. Kurtlar da kolay da dedim. Öyle değilmiş. 15 tane kurt arkadan önden götürdüler. Her yerden ısırdılar. En sonunda sinir oldum. Hani o kampı temizlemiştim. Öldükten sonra kampla tazelendi. Dedim sikerler sizin gibi oyun dedim. Kapattım sinirden. Bir tane şeyle karşılaştım. Bin kahveren o şeydeki tünelde yukarıda sana bakan vardı ya. El sağlayan. Ondan gördüm. Ama şey böyle hemen şey yaptım. Kenara böyle geçtim, saktım, çömeldim. Böyle bir yavaş yürüdü. Ondan sonra bir durdu. Sonra şöyle bir eğilip baktı. Siktir. Ben böyle oh fuck oğlum. Ben böyle geri yavaş yavaş kaçmaya çalıştım. Aa diye delirdi. Üzerime koşmaya falan.